Kahramanmaraş'ta su bulan adam olarak tanınan Şevket Kozalak görenleri şaşırtıyor. Elindeki metal çubukla tarlalarda su arayan adam kaynağa yaklaştığında ayakta durmakta zorlanıyor. Ülkeyi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya devam ediyoruz. Efendim tarımı, hayvancılığı, daha doğrusu çiftçimizi çok ilgilendiren bir konu. Biliyorsunuz su. Su olmadan hayat olmuyor, ne tarım oluyor, ne hayvancılık oluyor. Ve araştırdık, duyduk ki birçok sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Su bulan adam Şevket Kozalak. Bu nasıl buluyor, nasıl oluyor dedik, yerinde görelim. Efendim dedik ki, efendim sosyal medyada baktık, yerel basında baktık. Şevket Kozalak adam su buluyor. Doğru. Yani bu nasıl su buluyor, nasıl oluyor bunu araştıralım dedik ve geldik. Şimdi siz bu su aramasını yaptıran vatandaşlardan bir tanesiniz. Bu olay nasıl oldu, bu hikayeyi bir anlatır mısınız bize? Valla biz Şevket abiyi televizyonda izledim. Evet. Televizyonda izledim, Şevket abi. Ne yapıyordu? Tevfikat abi şöyle yapıyor, daha önce bakıyor, konuşuyor, burada kırklık su var diyor. Neyle bakıyor, nasıl bakıyor? Kendinin elindeki bu aletlerden, metal çubuklardan bakıyor ve burada şu kırklık var diyor mesela ve 50'lik var diyor. Yani evet. Aşağı söylüyor yani, 50'lik ise kırklık söylüyor. En az kırklık. En az kırklık diyor. Yani bunu da biz Temmuz ayında baktık, Ağustos ayında. Bakıyor, ben inandırıcı geldi bu daha önceki şeylerde televizyon izlediğimden. Ben bu adamı çağırdım. Dedim evet. Ki böyle 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 bir kuyuya bakacağız. Gelir misin? Gel 4-5 kişi olursa geldik dedi. Geldi. Biz şimdi aşağıda arkadaşlar da bakacak. Aşağıda su var diye getirdik. Burada hiç su var diye umut beklemiyordum. Evet. Bu kuyu benim de Osman Uzunoğlu'nun bu arkadaşlarım. Evet, ben öncülük yaptım. Bu adamı çağırdık, getirdik burada. Orada dedi birikme su var, burada su olmaz. Buraya geldi, burada dedi. Ha, sizin var dediğiniz yerde burada olmaz. Hayır, hayır. Daha önce baktıkları dedi. Yerde su yok dedi. Bu adam birikme su, bu çekmedi. Yarım saat çeker bir tabak dedi. Buraya geldi Şevket abi. Daha önce buraya baktırmış mı? Hayır, hayır baktırmadı. Hiç baktırmadı. Baktırmadı. Aşağıda aşağı. Şevket abi arayarak evet. Geldi buraya. Su evet. Burada dedi. Su burada dedi. Taş koydu. Dedi ki burada su var ama dedi ben size şu metrede olduğunu diyemem. Çünkü bu yörenin şeyini bilmiyorum dedi. Yapısını bilmiyorum dedi. Evet. Tamam dedik. Taş koyduk. Biz dedik ki bundan zarar etsek, kendi etsek biz bunu vurduracağız dedik. Arkadaşlar öncülük ben yaptım. Evet. Getirdik, vurduk, başladık. 67 metrede suyumuz 40'lık dedi. Çıktık. Siz de az önce sizin biraz sonra suyla bakacaksınız. Bizim suyumuz çıktı. Kaç mı çıktı? 50'lik. 40 derken 50'lik çıktı. Evet 40 derken 50'lik çıktı. Aha. Burada da şunu da söylüyorum. Eğer düz içinde Şevket abi tanımıyorum. Ben bunu yağcılık olsun diye söylemiyorum. Bir lirada menfaatim yok. Eğer ki burada düz içinde vurur da Şevket abi su var diye de çıkmazsa ben kevelim. Ben Mehmet Çilim. Allah. Düz içinde. Bu adamdan bir dakika. Benim bu adamdan bir lira yediğim içtiğim yok. Ama şu, vursun, gelsin desin ki arkadaş ben bu kuyu çıkmadı, parasını bana vereceğim, namus şeref sözü vereyim, ben bu adamın parasını bana götüreyim. İsterse inansın, isterse inansın. Bitti gitti. Diğer arkadaşlara konuşalım. Merhabalar. Geleceğim abi, Şevket abi geleceğim. Abi sen ne yaptın, sen ne yaptırdın, sen nereye vurdurdun? Yok ben kuyu yaptırdım, bizim amcaoğulları vurdurdu. Sen vurdurmayı düşünüyor musun? Yok. Var mı arazi? Yok, daha benim yok şu an. Olduğu zaman vurduracağım. Tabii, tabii vurduracağım. Amcaoğulları mı vurdurdu, ne oldu? Çıktı işte 60'lık su çıktı. Daha önce yoktu. Bunun öbür tarafı dere. Bu tarafı dere. Burada su yok falan dedik biz kendi aklımızdan. Varmış var dedi çıktı. Şevket abi ben diğerleriyle de bir konuşup sonra sana geleceğim. Aynen arkadaş evet. Bize dedi böyle böyle bir adam var. Bunu aradık. Neredeyim dedi onda. Bursa'dayım dedi. Türkiye'yi geziyorum maşallah. İşliyem dedi. Dönüşte size uğrayacağım dedi. Aynen dönüşte Mehmet abi'nin telefonunu aldıydı. Aynı sözün üstünde durmuş. Yanında bir de şoförüyle beraber bir arabayla geldi. Ben de aşağıda çiçek suluyordum. Daha önce de orada bir kuyu vurdurduk. Orada da az bir su çıktı. 8 dakika çalışıyor, kuruyor. Biz oranı için getirmiştik. Bu Şevket abi geldi, dolandı. Buralarda su yok dedi. Başka bir yerde bakılacak yeriniz var mı dedi. Biz dedik ki buraya kadar her yer bizim. Karşıya geçti. Burada bir su var ama dedi bu 35'lik falan az dedi. Sonra biz dedik bu su yukarıdan evlerin arkasından geliyor. Bunun kökünü bize bulabilir mi? Bir dolanayım dedi. Geldi buraya geldi böyle dolandı. Tamam arkadaşlar dedi. Suyumuz burada dedi. Allah razı olsun işte suyumuza kavuştuk. Hani ne daha güzel. Önce kuyu vurdurdunuz bir şey anlamadınız. Anlamadık kim evet. Kim bakmıştı daha önce siz mi ezbere açtınız? Yok gelen kuyucu bakmıştı. Biz evet. De şunu söylemeden geçmeyeceğim. Ben köyde azaydım. Eski evet. Muhtar Necati Çiçek'le beraber evet. Devlet su işlerine şu robra her yere müracaat ettim. Köyde etüt yaptırdım. Şu dağda yaptırdım. Şu düzde yaptırdım. Evet.
su yok diye, bu sabun çayının bu yaşasında su yok diye rapor verdiler. Allah Allah. Ama su yok diye, yok diye rapor verdiler. Rapor verdiler. Bizim, ama su çıktı. Su çıktı. Bizim Allah köyümüzün Allah kaderiyle oynuyorlar böyle. Suya kavuştuk. Göründüğü gibi suyumuz akıyor. Ne ha? Suluyorsunuz? Yer fıstığı suluyor. Eskiden ekemiyordun suyu. Yok yok. Ne ekip biçiyordun? Böyle ekin başka kuruyor. Evet. Ne var? Abi merhaba. Merhaba. Sen ne yaptın? Sen nereye vurdurdun abi? Ya, buralarda su yok dediler. Biz Şevket abiye inandığımız için getirdik. Sağ olsun. Bize suyumuzu buldu. Hatta burada daha önce bu Ali Dur tarlasına kuyu vuruldu. Şevket abiye de demedi. Buraya kuyu vuruldu diye. Adam o bölgeye gezdi. Burada su yok dedi. Sızma sular var. Bu kuyu çalıştırmaz dedi. Aynı dediği gibi adam. Adamın kuyudan haberi yok yani. Dediği gibi kuyu 5 dakika çalışıyor bitiyor. 8 dakika mı? Neyse. Neyse abi 3 dakika ne? Kuyu bitiyor yani, su bitiyor. Şu an Allah'a şükür Şevket abinin kuyusunun suyu hiç bitmiyor. Çalıştır. Biz bunu aşağı götürdük. Büyük aşağı havuz yaptık. Oradan da havuzda dolduruyor. Vanayı açtık mı yağmur. Ovada yağmurlama yapıyor. Fıstıklarımız suluyor. Ne güzel abi. Evet. Ya Şevket abi. Bak bu insanlar gerçekten tarım için, tarım için, hayvancılık için, özellikle tarım, sulu tarım için su olmazsa olmaz. Hayat, su olmasa hayat olmaz. Bunu nasıl beceriyorsun? Nasıl oluyor? Hani seni ekranda tanıyanlar, daha önce ulusal kanallarda çıktığın programlarda, efendim söyleyeyim, sosyal medyada birçok insan tanıyor. Ama Köy TV izleyicileri ilk defa görenler için önce Şevket Kozalak beyefendiyi bir tanıyabilir miyiz? Ben size önce teşekkür edeyim. Köy TV olarak bize geldiniz, ulaştınız ve bu konuda siz de azminizden dolayı kutluyorum. Çünkü Şevket abi öyle ulaşmak kolay değil. Her zaman müsait bulamazsın yani. Şimdi efendim Mehmet arkadaşımız Allah razı olsun yaşadığını anlattı. Fakat şunu özellikle kendisi öyle diyor ama ben şunu belirtmek istiyorum. %100 ancak Cenab-ı Allah bilir. Mutlaka. Ya arkadaşım Allah razı olsun o kadar güven almış ki ve ben bu çevre illerde hatta bunu da demeye unuttular. Birçok arkadaşın suyuna baktım. Bazılarının da suyu çıktı. Ve ona dayanarak bunu diyor. Ama şunu diyorum her zaman için seyircilerimize. Burada su var demek benim konuştuğum ağzımdan çıkan iki kelime 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar. Yani adam ona göre son tabii tabii vuracak. Vuruyor. Eğer bu da boşa giderse tabii üzülüyor. Ama gene diyorum %100 ancak Cenab-ı Allah biliyor. Benim sudan endişem yok. Suyun ne kadar olduğu, nereden gelir, nereye gider, saniyede kaç litre, kaç viskiyelik bunları Allah'ın izniyle bilirim. Ama metrede yanılma payım oluyor bazen. %70 bunu da bilirim ama %100 dersem yalan söylerim. Yeryüzünde şu anda da öyle bir şey tahmin etmiyorum. Ve şunu da belirteyim, ben bu işin profesörüyüm diyen adamlar çağırıp bana suya baktırıyor gidip suyunu buluyorum. Adam 20 tane, 30 tane kuyu vurdurmuş, suyu bulamamış. Sızıntı sular almış, gel ana damağını ben bunu buluyorum. Bu şekilde önlerimde çok. Ha, onun için %100 dersem gene yalan söylerim. Bu inanılacak bir şey değil. Öncelikle ama, Rabbimin bileceği bir önce iş. Allah, evet. Siz diyorsunuz su bu. Öncelikle evet. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Nereliyiz, ne yapıyoruz, ne işle uğraştık, ne okuduk? Bunlar nedir? Biraz sizi tanımak istiyorum. Şimdi ben Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'ta ikame ediyorum. Şu anda benim oğlum da jeoloji mühendisi. Çok güzel. Efendim. Bu arada ben bu çalışmalarımı Türkiye'nin her yerinde devam ettiriyorum. 17-18 seneden beri gitmediğim yer yok. Fakat burada bir şey daha diyeceğim. Evet. Bak Şevket abi burada unuttuğum. Şimdi burada şu oluyor. Şimdi Şevket abi metrede bir şey söylemiyor. Fakat kuyucular şunu yapıyor. Kuyucular şimdi 50-60 metre gittiğinde iş çıkmıyor. Belki zemin sert geldiğinde ne yapıyor biliyor musun? Burada su yok diye tergiyor. Şimdiki ikinci varacağımız yerde aynı yaşadık bak. Adam diyor ki kardeşim burada su yok. Bunlar yalan söylüyor diyor. Doğru mu? Yaşadık. Şimdi ne kadar zorlarsan zorla kuyucu vurmuyor. Ya ben burada kuyu vurdurarak şunu diyeceğim. Burada peşin para vermeyecek. Pazarı yine yapacak. Vuracak yani inebildiği kadar inecek. Bu Şevket abi %70-80 diyor da ben daha fazla söylüyorum. Niye abi? Şevket abi şunu söylüyor. Yani her intimala karşı. Ola ki burada mesela bu Göçer'in tabanı şu. Tabanı biraz say olduğu için yarım metre farklı yerden vursan alamayabilirdik diyor. Doğru mu? Evet. O ihtimali bırakıyor. Yoksa benim dediğim %100 dediğim yanlış değil. Evet efendim gördüğünüz gibi. Gerçekten. Evet. Evet. Devam etti. Şimdi varacaksınız 63. İşte 63. efendim. Ha bu adam sensiz alma.
Şimdi bak, bu adamın kuyusunu tergedi bak. Bu adamın kuyusunu tergedi. Nasıl yani? Bu adamın nasıl kuyusunu abi? Tergedi. Benim kuyuyu vuruyordu işte sondajcı arkadaşlar. Bu sert çıktı zemin. Kaya çıktı. Terge bırakmak istedi evet. Şevket abi çağırdık. Devam et dedi. Tergetme. Fark verdik. Farkını vurduk. Vereyim dedi. Farkını verdik. Evet. Çıktı suyumuz 63-75'lik akıyor şu anda. Allah Allah. Hı hı. Bunun iki katı. 12 mevsimde akıyor. Akıyor evet. Aynen. Kahramanmaraş'ta su bulan adam olarak tanınan Şevket Kozalak görenleri şaşırtıyor. Elindeki metal çubukla tarlalarda su arayan adam kaynağa yaklaştığında ayakta durmakta zorlanıyor.